Bu anne domuz ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Eşek Delfin. Alo, ben baba domuz. Bay domuz, nasılsınız? Oo, telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba, nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşçakalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Yaşasın! Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak. Herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin. Bonjour. Bonjour. Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım, o büyük bavul Delfin'in mi? Evet, Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler, peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin, seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Delfin'in güzel şarkısı herkesi uyuttu. Ding dong dong. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Aa, bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve bong ve bing diyerek. Bong bing bong, bing bong bing, bing bong bing bong bing. Bong bing bong, bing bong bing, bing bong bing bong bing. Harika. Dilinizde bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing bong, bingli bongli. Gökkuşağı. Peppa ve ailesi arabayla dağa gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Peppa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil.
Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi. George'un en sevdiği renk mavi. Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Oho, yeşil. Benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. Merhaba kendi. Merhaba Pippa. İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Jenny geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Jenny. Merhaba Pippa. Bir araba daha geliyor. Bu Suzy. Merhaba. Merhaba Pippa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Bu ne kadar şapşal bir oyun. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? Söyle bakalım bizim arabamız ne renk? Kırmızı. Ben kazandım. Aile dağa ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. İyi yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? İşte güzel manzara. Bu Bayan Tavşan'ın dondurma arabası. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Baba Domuz. 4 tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek ve yaban mersini lütfen. Tamam. Bakın ne aldım. Dondurma. En sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'unki de. Mavi. Bakın. Güneş çıktı. Ve bakın bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik. Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet, buldum. Büyük bir çamur biriketisi. Bence bu en iyi gökkuşağı hazinesi. Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Babam nerede? Baban gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına. Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne baba. O zaman gidelim. Karavanımız
harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa, ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba bayan karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır, bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzi geldi. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şafşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Kamp tatili. Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar. Ne kadar güzel. Kışt, kışt küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz, kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası, ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi.
Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl gidiliyor? Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Ördekler nerede? Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın, işte ördekler geldi. Dur baba, ördekler için ekmek gerek. Oo, pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve erkek kardeşleri geldi işte. Ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. Rica ederim. Ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve en kestirme yol neresi acaba? Düz gidip nehire girin. Aa, emin misin? Evet, nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet, saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. Karavan nehrin içine giriyor. Bakın karavanımız tekneye dönüştü. Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın, büyük baba köpek ve köpek deni orada. Merhaba baba domuz. Merhaba. Bip bip. Nehire yanıyoruz karavanımızla. İlerideki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Eve geldik. Bu güzel tatil için teşekkür ederim bayan karavan. Ho ho, rica ederim. Tatile gitmek çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcukları. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. George, Tavşan Richard geldi. Dinosoy. Hoşçakal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. George, Richard. Oynarken evimi yıktınız. Lütfen zıplamayan bir şeyle oynayın artık. George oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Ben gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. Patates. Yağmurlu günlerin patates. En iyi yanı patates. Televizyonda patates. Önemli programlar izliyor patates. Olmamız. Patates. 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 Anne, patates. George patates. Ve Richard patates. Yatak odasını dinozor diyarına patates. Çevirdiler. Patates. Ve patates. Dinozor diyarı patates. Çok gürültülü. George'un en iyi arkadaşı yanında. Patates. Ama benimle oynayacak patates. Hiç kimse yok. Koyun Suzy'yi davet edebilirsin. Patates. Koyun Suzy Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. Meh.
Buyurun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur. Ama çabuk gel olur mu? Hoşça kal Suzy. Sonra gelip... Çabuk Suzy, hadi yukarı seni çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsun bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Hoplayıp zıplamak için. Her kız çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Yıkamam. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı baba. İşe gitmek zorunda. Aa, zavallı babanız. Hadi gidip oynayalım. Evet. Hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil. Hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Aa, benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup... Düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şılap, 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 şılap. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Oh Peppa, senin elbisen nerede? Oda yıkanıyor işte. Ne? Hayır. Bak anne, kırmızı elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa, ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir.
baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz. Bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde. Pedro'nun öksürü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gaza. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba doktor. Ben Madame Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Deni ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberry? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberry de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brownberry. Ben Domuz Peppa.
Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Petun'un öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramber. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownbear'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı Doktor Brownbear. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo, muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç. Her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Oo. Yemekten sonra götürürüz bunları. Aa, güzel. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Aa, kıvrık kurtçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. E
elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elmayı yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Gübre kurtçuklara da aferin. Peppa Pig.